yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Türk Mimarlık Ofisi, Özgüven Mimarlık tarafından tasarlanan Özgüven Genel Müdürlük Ofisi, Ankara'nın Çankaya semtinde yer alıyor. Yapı 40 kişinin çalışmasına uygun olarak tasarlanmış. Yapının tüm katları farklı fonksiyonlar ve birimlere hizmet vermek için düşünülmüş. Yapının birinci katında yönetim ve idare ofisler, ikinci katında tüm ofis çalışanları ve misafirler için sosyalleşme alanı yer alıyor. Karbon ayak izini en aza indirgemeyi hedefleyen yapının dekorasyon ve mobilyalarında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış. Yapı kullanıcısına tam da ihtiyacı olan fonksiyonu sağlamayı başarmış. Amerikalı mimarlık ofisi Best Practice Mimarlık tarafından tasarlanan Big Mouth evi Seattle'da bulunuyor. Kalabalık şehirlerin sıkıcılığından renkli tasarımıyla ayrılan bu yapı, kalabalık ailelerin yaşayabileceği şekilde düşünülmüş. Yemek ve oturma odalarını büyük camlar kullanılarak şehir manzarasından tamamen yararlanılmış. Büyük terasıyla Big Mouth evi bir yapıda ihtiyaç duyulan sosyal alanı kullanıcısına sağlıyor. Yenilikçi çözümlerle tasarlanan Big Mouth evi renkli tasarımıyla da benzeri şehir evlerinden ayrışıyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Atelier Branca Mimarlık tarafından tasarlanan bu kütüphane evi küçük bir kasaba olan Vinhedo'da bulunuyor. Ormanın içinde bir okuma alanı düşüncesiyle tasarlanan yapı bir sığınağı da anımsatıyor. Dış cephesinin tamamen camdan oluşması onu doğanın bir parçası haline getirmiş. İç tasarımında açık renkler tercih edilerek tasarımdaki sadelik korunmuş. Kütüphane evi tasarımıyla huzurun ve dinginliğin aranan adresine dönüşmüş. Ukraynalı mimarlık ofisi Balbek Büro tarafından tasarlanan Grammarly Ofis Kiev'de yer alıyor. 14 kattan oluşan bu yapı konferanslar ve sunumlar için geniş oturma kapasiteli konferans salonunda dahil olmak üzere farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ofiste kütüphane, uyku odası, müzik odası ve akustik oda da dahil 21 salon alanı yer alıyor. Kullanılan çevre dostu malzemeler ve doğal ahşapla çalışanlar için iş yaşam dengesi de sağlanmış. Çok fonksiyonlu tasarımıyla Grammarly Ofis kullanıcısına kaliteli vakit geçirtmeyi vaat ediyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Sidonia Porto Mimarlık tarafından tasarlanan Iporanga Residence, São Paulo kentinde bulunuyor. Doğanın bir parçası gibi görünen yapı oldukça büyük bir alana konumlanmış. Hem dış hem de iç tasarımında ahşap kullanılarak bir bütünlük oluşturulmuş. Yapı çok sayıdaki penceresiyle muhteşem orman manzarasını evin içine taşımış. Iporanga Residence geniş balkon ve verandalarıyla birçok sosyal aktivite için de uygun ortamı sunuyor. Tasarımındaki detaylarla oldukça dikkat çeken Iporanga Residence kullanıcısına şehir gürültüsünden uzak ormanla iç içe bir yaşam vaat ediyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.